Ömer'cim sen çok yoruldun. Yemekten sonra odana çık istersen. Yorgun falan değilim anne, ne yorgunluğu. Yılmaz'ın suçsuz çıktığına inanamıyorum. Adam üstelik kendi ayağıyla gidip vermiş delili. Bir adamı araştırıyorlarmış şu an. Hiçbir bağlantımız yok. Hakkı Güler. Ay Allah. Sakallım tuttu yine. Önemli değil. Zeynep. Geliyorum Handan Hanım. Bu iş çözülene kadar benim içim rahat etmeyecek. Merak etme oğlum. Sana bunu yapanı bulacağız. Bu iş çözülecek. Allah'tan bize yardım edecek güçlü dostlarımız var. Kim bu dostlarınız Handan abla? Ben tanıyor muyum? Sen tanır mısın bilmiyorum ama... Hafta sonu hep beraber çiftliğe gitmeye ne dersiniz? İyi olabilir. Elif için de bir değişiklik olur değil mi kızım? Hı hı. Hem Filiz sen ne zamandır at bilmiyorsun. İyi olur senin için. Size afiyet olsun. Ben biraz hava almak istiyorum. Al bakalım. Anne. Bırak gitsin. Yalnız kalmak iyi gelir ona. Haber verdiniz mi Şevket Usta'ya? Evet, bizi bekliyor. Hediyelerimiz de hazır değil mi? Merak etme sen. Helal olsun adama. Hiç sorgusuz ağırladı seni. Onlar halden anlayan namuslu insanlar Salih. Sağ olsunlar. Haberler kötü. Ne oldu Aynalı, hayırdır? Hakkı denen herif yurt dışına kaçmış. Ne? Cem'in içerideki adamı da, şu Ömer'i vuran. Kaçmış. Daha doğrusu kaçırılmış. Bunlar hep Cem Akman'ın işi. Geç Aynalı. İlkbahar yaz koleksiyonunu inceledin değil mi? Evet, baktım. Ben defalarca inceledim. Koleksiyonda bütünlük sağlanamamış. Ne gibi? Bak. İlk gönderilen tasarımlarla sonra gönderilenler çok farklı. Aralarında bütünlük yok. Üzerinde çalışmak lazım. Bundan hiç şüphem yok. Zaten kaç gündür deliler gibi çalışıyorsun. İnan bana bu şekilde hiçbir sorunu halledemezsin. Nasıl yani? Yapma Filiz. Yaşadıklarını kendini işe vererek unutamazsın. Ben hiçbir şeyi unutmaya çalışmıyorum Ceyda. Filiz, ben her şeyin farkındayım. Tören günü seni ağlarken gördüm. Yanlış anlama lütfen. Sadece yardım etmek istiyorum. Sorunları çözmenin tek yolu onlarla yüzleşmek. Bunu sen de biliyorsun. Nasıl? Ben Yılmaz'ı haksız yere Ömer'i vurdurmakla suçladım. Onun yanında olmam gerekirken herkes gibi onu yalnız bıraktım. Ondan özür dilesem bile beni affetmeyecek. Bunu denemeden öğrenemezsin. Karşısına çıkacak yüzüm bile yok ki. Benim tanıdığım Filiz bunu yapar.
Zaten kaybedecek bir şeyin yok. Ama yeniden kazanabileceğin bir sevgi var Filiz. Sorun tamamen çözüldü değil mi Hasan? Evet Cem Bey. Artık polisin bu davayla sizi ilişkilendirmesi olanaksız. Ortada ne bir tanık ne de delil var. Tabii. Bunu zamanında önlem almamıza borçluyuz. İyi iş çıkardık doğrusu. Bir dakika beyefendi. Bu şekilde içeri giremezsiniz. Durun. Durun beyefendi. Cem Bey'in ofisi nerede? Şurası. Bir dakika beyefendi. Randevunuz var mıydı? Beyefendi bir dakika. Yaptıkların yanına kar mı kalacak sanıyorsun? Bu işten böyle kolay sıyrılamayacaksın. Anladın mı Cem Efendi? Seninle hesabımız daha bitmedi. Her şeyi biliyorum. Bunu söylemek için geldim. Bu iş daha bitmedi. Çok yakında yine görüşeceğiz. Çekil lan. Selam. 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 Konser nasıldı? İyiydi. Sürekli detone olduğunu duydum. Korkutma insanı Alp ya. Dün nerelerdeydin? Arkadaş rahatsızlandı. Onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Doktor olunca öyledir tabii. Alışacaksın bunlara. Ne yaptın bari? Arkadaşın yaşıyor mu? Aman Alp. Tamam kızım, senin bugün keyfin yok, bana çatıyorsun. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Yok, önemli bir şey değil. Yürü hadi, biz de geç kalıyoruz. Bu adam ne iş yapar? Kimlerle alışverişi var öğreneceğiz. Ya o iş kolay oğlum. Sen yeter ki aklı selim ol. Yılmaz tamam oğlum, sakin ol ya. Bu Relief City projesi de kafamı karıştırıyor. İnşaat işinde Cem Akman'la Tekinerlerin nasıl bir bağlantısı var çözmeliyiz. Cem Akman er ya da geç bir açık verecek. İstersen işçi arkadaşları başka bir gün ziyaret edelim ha? Olmaz. Haber verdik bir kere. Bizi bekliyorlardır. Hadi. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.